Efendim malum yaz geldi, havalar ısındı, insanlar da kendilerini serinlemek için mesire alanlarına attılar. Mangallar yapıldı, börekler açıldı, herkes mesire alanlarında, biz de onlarla sohbet ve muhabbet etmeye geldik. Efendim hadi hep birlikte gidelim, muhabbet edelim. Yanımızda Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Bey var. Abdullah Bey nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz pikniğimize. Hoş bulduk efendim. Nedir buradaki organizasyon, anlatır mısınız? Evet, Bağcılar'daki bizim Ev Hanımlar Derneğimiz var. EHDR'in öncülüğünde Bağcılarımızdaki hanımefendileri çocuklarıyla birlikte burada ağırladık. 2000'in üzerinde hanımefendi ve çocuklarımız da bir aradayız. Ben de bir selam verip kendileriyle biraz oturduk, biraz piknik yaptık. Birazdan da ayrılacağız. Çok mutluyuz komşularımızla bir arada olmaktan. Sizi de gördüğümüzde mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Efendim, sizin çocukluğunuzdaki bayramlar nasıldı? Nasıl geçerdi? Nasıl hazırlanırdınız? Tabii hani deriz ya, nerede o eski bayramlar, çocuklarımızın bayramları diye. Biz özellikle bayram konusunda hassasız. Bizler için bayramlar çok kıymetli. Çocuklarımızın özellikle özbenliğini doğru bir şekilde oluşturabilmeleri adına manevi değerlerimize sahip çıkmamız da çok kıymetli. Onların aynı zamanda aslında geleceğe bırakacakları miraslara da önemli bir katkı sunuyor bu çalışmalar. Tabii özellikle ülkemizde tüm vatandaşlarımızın biz Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. İnşallah kurbanın bir de aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve bir araya gelme adına da önemli bir bayram olduğunu vurgulamak isterim. Karnımız acıktı. Böyle güzel bir masa bulduk. Hemen oturduk teyzelerimizin yanına, ablalarımızın yanına. Nasılsınız efendim? İyiyim. İsminiz nedir? Paşa Hanım Dağlar. Paşa Hanım. Soy isminiz? Dağlar. Dağlar. Sizin ne kadar güzel bir isminiz varmış. Efendim nerelisiniz? Erzurum. Erzurumlusunuz. Eski bayramlar nasıldı? Evet, eski günler çok iyiydi. Şimdi öyle yok. Yok mu? Ne yapıyordunuz eski bayramlarda? Eskiler çok güzeldi. Ya herkes çok güzeldi diyor da ne yaptığını kimse anlatmıyor. Evet, saygı vardı yavrum. Böyle şimdi çimin değil. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Tanımıyor. Bayramlaşmaya evet. Gelmiyorlar mı? Yok yok. Var. Enişte yok. Var mı? Ha, kocam ne? Yok. Öldü beyler. Öldü mü? Ne zaman öldü? 6 sene olmuş. 6 sene. Allah rahmet eylesin. Eşim Erzurum, ben Bayburtlu. Ha, siz Bayburtlusunuz. 42-43 senelik evliyim. Maşallah maşallah. Sevmesem o. Nasıl evlendiniz efendim? Göz usulü. Nasıl? O mu gördü sizi ilk önce, beğendi? Yok yok. Yoksa bizde aile... yok yok, öyle bir şeyler nasıl? Yok bizde. Nasıl yok? Flört etmediniz mi? Yok yok. Hiç flört olmadı. Yedi çöv oyan Bayburt. Ne istediler sizi? Kahve yaptınız mı? Yok yok, onlar yok. Kahve de mi yapmadınız? Ben hiç görmedim adamı. Nerede? Düğünde mi gördün sadece? Sadece düğünümüzde. Düğün nasıl oldu? Ata bindin mi? Zaten şeyle geldim, motorla geldim. Atla hariç vardı. Motosikletle mi geldin? Çok kötü bir köydü, yani bir yere çıkmıyordu arabamın arabasını değil. Şimdi çıkayım. Sonra şey. Düğün oldu. Davul zurna mı? Nasıl? Yok yok, ne hariç davul zurna. Nasıl oldu? Anlat bir. Hayır ya. Evet. Yok ya, onlar da yoktu, ne hariç. Ama ne içelim ne iş. Evvelten ne hariç bile çerçin. Nasıl geçiniyordunuz efendim? Geçim nasıldı? Evinizde ne vardı evlendiğinizde? Buzdolabı var mıydı? Yok yok, ne arıyordu? Yok. Çamaşır makinesi? Hiçbir şey yoktu. Bulaşık 20 makinesi? 20 sene önce hiçbir şey yoktu çölde. Yok muydu hiçbir şey? Neyiniz vardı mesela mutfakta? Malta var, ne? Başka bir şey yok. Kaç odaydı eviniz? İki. Peki gelin var mı teyzeciğim? İki gelinim var. Nasıl? Gelinlerden memnun musun? Ey Allah şükürüyüm. Benim akşam dileceğiyle rahmet gelinimin biri. Ben bunlar Allah da Allah. Torunlarım ha. Maşallah, Allah bağışlasın. Merhaba delikanlı. Nasıl gelinle böyle tartıştınız falan? Yok 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 yok, ama nasıl bak, bu benim kızım. Benden Allah etmeye böyle şeyler razıdan olmadı. Ben maşallah. 3 sene kaynanamla durdum. Vallahi. Ahalden cazı da yok. Aran nasıldı kaynanayla? İyiydi vallahi. Hiç tartışmıyor musunuz? Bir şeydi, bir kaynanamın bir çocuğu vardı, erkek. Sizin eşiniz. Tek çocuğum. O da rahmetli oldu. Allah razı olsun. İşte uşaklarım diye ki babamız öldü, amcamız öldü, boynuna sarılık. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Senin memleket nere? Ben Hataylıyım. He yavrum. Gene bizden tarafsın. Dünürünüzden memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun. Birbirimizi incitmedik. Çok iyiyiz. Damattan memnun musunuz?
Tabii ki damadım da çok iyi, Allah razı olsun. Ya burada bize malzeme çıkmıyor ama. Yok çıkmaz. Burada çıkmaz. Efendim siz? Ben de Bayburt'u. İsim Nesime Dağlar. Nesime Dağlar. Evet. Efendim evli misiniz? Evet. Eşiniz yaşıyor mu? Yaşıyor, Gazi. Eşinizle siz nasıl evlendiniz? Karıcı olsun. Siz mi onu görmeye gittiniz, o mu sizi görmeye? Kahve yaptınız mı? Yapmadım. Yalan söylüyorum. Şimdikiler yapıyor ama. Yapıyorlar. Tuz katıyor. Canlarını yapıyor. Ya tuz katma ne? Deterjan katmışlar. Geçen bir damat adayı zehirlendi. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Bizde her şey siz insaflısınız o zaman. Evet. Nasıl enişteyle aranız nasıl? Çok güzel. Maşallah. Nazar değmez. Güzel oldu. Evlilik yıl dönümünde hediye alıyor mu size? Yok öyle bir şey yok. O yönden odunlar. Asiye'nin malzemesi. Eşiniz... Eşim yok. Evlilik yıl dönümü oluyor dedim. İnsan bir çiçek getirir. Dedi harika var, onu vereyim dedim, ben onu istemem. Getirecektim, düşünecektim. Yok öyle bir şey yok yani. Yok o, yani. Odun yani, o yok. Odun. O, evet, o yönden hep odunlar. Sadece benim eşim değil, hep genelleme. Bazen diyorum bazı odunlar meyve veriyor, sen de o da yok. Meyve de mi vermiyor? Vermiyor, vermiyor işte kabilet. İşte. Burada mı? Bu ev yeşil bak. Nerede? Burada yok. Yani böyle ağaç gibiler yok. Hepsi söyle sağda benim eşim değil. Ohdir biz öyle şeylerden anlamayız. Boşuna değil mi? 80 senede geçse biz... Hadi evlilik yıl dönümünde hediye almıyor. Ya yok. Sevgililer gününde? Onda da yok. Hiçbir onda da mı yok? Yok hiçbir zaman. Doğum gününde? Yok 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 hiçbir şey. Eniştenin ismi ne? Yılmaz Dağlar. Yılmaz abicim bak yengem sizden şikayetçi. Evet. Evlilik yıl dönümünde evet, hediye alın. Evlerim de var memnunum. Ha. Beni sıkmıyor. İstediğim zaman gezime giderim, alırım, veririm. Her şeyim güzel. Vallahi ama, bakıyor size. Yani o evlilik yıl dönümü yoksa iş onlar da mükemmel değil. Peki babalar günü geliyor. Şimdi bu program yayınlanmadan yayınlanacağı gün babalar günü. Evet. Siz babalar gününde eşinize ne alacaksınız? Hiç hadi o odun. Şey. O almıyor. Işler. Almayacağım diyorsunuz. Karşılıklı evet. Anlatsın. Peki siz alsanız ya ona alırım, bir şey. Ya alırım utandırırım bir defa. Belki bir al utandır bakalım. Ama yok. Bir değil, beş daha bak, bir al, aynısı. Utanırsa değil, bana değil, sen mesaj at, utandı de. İnşallah. Tamam mı? Bayıldım bana kızıyor, ben yeter konuşma git. Kızıyor bize. Efendim çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun, Allah eşinizin de bayramını kutlarım. Merak ediyordum ki ilk kez böyle bir şeyle buluştuk. Nasıl peki, heyecan güzel, var mıydı? Yok, hiç de heyecan yoktu. Yok muydu? Hayır. Teşekkür ederim. Ben de sağ olun. Efendim piknik alanında röportajlarımıza devam ediyoruz. Esen Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Esen Gülbilik. Bağcılar Sosyal Anneler grubu vasıtasıyla böyle bir organizasyona hı-hı katıldım. Belediye başkanımıza desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Melike Hanım'a da emekleri için çok teşekkür ederim. Peki bu organizasyonun amacı ne? Ne yapıyorsunuz? Sosyalleşmek adına böyle bir organizasyon uyguladılar. Biz çok mutluyuz, çok eğlendik. Çocuklarımız da çok eğlendi. Çok teşekkür ederiz. Sanat aktiviteler yapıyoruz. Bayanların aktifleşmesi, sosyalleşmesi adına. Bağcılar Belediye'mizin düzenlediği pikniğe geldik. Her sene olduğu gibi geçen sene de vardı. Çok güzel pikniklerimiz. Bu sene de çok güzel. Bayanlarımız çok mutlu. Çocuklarımız çok mutlu. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür görüşmek ederiz üzere. Efendim, sağ olun. Önce biz sizi tanıyalım lütfen. Evet, namı değer Pembe Direksiyon. Sosyal medya üzerinde direksiyon eğitmenliği yapıyorum ama aynı zamanda milli eğitime bağlı 22 senelik bir eğitmenim. Kadınlara direksiyon dersinin yanında motivasyon koçu ve onlara psikolojik destekler de sağlıyorum. Elimden geldiği kadar onları hayata bağlayıp biraz daha üst çıtaya taşımaya çalışıyorum. Kadınların da aslında her işi yapabildiğini onlara göstermeye çalışıyorum. Birlikte güzel işler çıkarıyoruz. Bayramınız kutlu olsun! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.